Ucuza ve güvenilir FIFA coin satın almak istiyorsanız aşağıdaki linkten alabilirsiniz arkadaşlar. İndirim kodunuz büyük harflerle OGX. Bütün detaylar aşağıda. Tekrar söylüyorum, bu oyuna kesinlikle para yatırmanıza değmez. Ancak alacaksanız bu siteden alabilirsiniz. Cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Yepyeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle arkadaşlar şunu söylemeden geçemeyeceğim. Geçen hafta atmış olduğum motivasyon videosundan sonra çok güzel pozitif yorumlar aldım. Bundan dolayı size teşekkür ederim. Hani benim zaten amacım buydu. Bir aile ortamı kurmakta, hani bir aile olduğumuzu gördüm. İnsanlara ilham kaynağı olabildiğimizi gördüm. Siz hepinizi böyle bir hayata karşı daha olumlu bakmanızı sağlayabildiğim için çok mutluyum. İnşallah bu tarz motivasyon videoları daha da büyük isimlerle, yöneticilerle gibi böyle daha kademesi daha yüksek insanlarla da böyle motivasyon tarzında hayat videolarını yapmaya çalışacağım. Şimdi bugünkü videoda başlıktan da görmüş olduğunuz gibi dün Facebook grubundan da sizlere zaten bahsetmiştim. Günde arkadaşlar nasıl 250k 300k civarı hatta daha fazla da olabilir. Bu tamamen sizin oyuna verdiğiniz zamana bağlı. Ama en öyle 100k nasıl kazanırsınız bunu anlatacağım. Birincisi çok baştan videonun başına söylüyorum arkadaşlar. Bu videoyu ne zaman izlediğiniz, ne zaman yaptığınız önemli. Oyunun sonunda izliyorsanız farklı etki verecektir. Oyunun başında izliyorsanız farklı bir şey verecektir. Başka bir zaman yani ne zaman yaparsanız yapın. Şu an bu videodaki etkiyi alamayabilirsiniz. Hani ilk video izlediğiniz zaman bu taktik için önemli. Ama taktiğin uygulanışı falan her zaman aynı. Burada hemfikiriz arkadaşlar. Taktiğin uygulanışı o yüzden oyunun başlarına falan çok daha etkili oldu, onu söyleyeyim. Önümüzdeki senenin başlangıcında bunu iyi kavrarsanız büyük meblağlar kasabilirsiniz. Bugün başka bir hesaplıyım çünkü kendi hesabımızda transfer listesi full arkadaşlar. O yüzden orada şu anda video çekemeyeceğim çünkü hepsini 100 tane listeledim. Çok sevdiğim bir abimin hesabına girdim. Şimdi oradan size izah edeceğim durumu. Öncelikle arkadaşlar taktik çok basit. Ben bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım. Sizler sadece beni dikkatlice dinleyin ve öğrenmeye bakın. Direkt yorum kısmına yorum yazmaktansa önceki videoyu tamamen izleyin. Bilmeniz gereken her şeyi zaten anlatacağım. Bütün platformlarda çalışıyor. En etkili konsol maalesef ki PlayStation 4 her zamanki gibi. Xbox'ta bilgisayarda oynayanlar için kusura bakmasınlar, benim elimde olan bir şey değil. Bu tamamen oynayıcı sayısıyla alakalı olan bir şey. PlayStation'da oynayıcı sayısı çok fazla olduğu için en fazla etkili PlayStation'da oluyor. Ancak Xbox'ta falan da tabii ki bilgisayarda da oluyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi ben facecam'ı alacağım arkadaşlar. Direkt size olayı daha net bir şekilde izah etmem gerekiyor. Facecam'ı hemen şu şekilde bir alıyorum. Neredeydi facecam'im? Video capture device. Evet. Şimdi facecam'imizi aldık. Şimdi sevgili dostlar, markete girdiğiniz zaman mesela şu anda fark ettiğiniz gibi ben Gabriel Jesus aldım, görmüş olduğunuz gibi. Üzerine Hunter kartı basılı ve bunu 4700 coins'ten aldım. Bunu hemen gönderiyorum. Şimdi bilmeniz gereken 2-3 tane şey var. Öncelikle şu Gabriel Jesus'un normal fiyatına bir bakalım. Gabriel Jesus'un normal fiyatına. Evet, Gabriel Jesus'un normal fiyatı 4600 coins. Ben Hunter'lısını 4700 aldım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Gayet iyi bir fiyattan aldık. Şimdi FIFA'da arkadaşlar biliyorsunuz ki insanlar sürekli bir kadro değiştirme, yeni kadro kurma, kadrosunu güncelleştirme gibi böyle bir sürü fantastik şeyler deniyorlar. Ve bunları denerken de genelde kullanılan must kart, yani kullanılması zorunlu kart gibi olan 10 kadronun 7'sine 8'ine görebileceğiniz bazı kartlar var. Şimdi bunların üzerinden nasıl coins kasılır? Öncelikle benim uyguladığım, son zamanlarda uyguladığım en temel metodoloji budur arkadaşlar. Onu baştan size söyleyeyim. Taktiğe başlamadan önce kulübünüzde arkadaşlar birkaç tane itemin olması gerekiyor. Şimdi o itemleri sizlere göstereyim. Arkadaşlar My Club yani kulübüm kısmına gidiyorsunuz. Buradan staff yani kulüp çalışanı kısmından öncelikle bir tane gold menajeriniz olması, rare gold bir tane menajer arkadaşlar kendinize edinin. Görmüş olduğunuz gibi zaten bende burada bir sürü var. Ardından bir tane head coach arkadaşlar. Bu head coach'ta hepsinden bir tane yapın. Defans, fizik, pas, pace, shoot ve ne kalıyor? Dribbling mi kalıyor? Her neyse 6 tane zaten kartta özellik var. 6'sı için de burada rare kartlardan alın. Aynı şekilde goalkeeper için de alın ve fitness coach için de arkadaşlar buradaki her karttan fitness'ta bir tane var. Bunların hepsini arkadaşlar birer tane tekabül gelecek şekilde alın. Sağlık yani iyileştirici koçları gerek yok. Bunu baştan söyleyeyim. Ardından oyunda arkadaşlar çok kullanılan kartlar var. Misal Fred, misal Martial, onun dışında Felipe Anderson gibi oyunda Davinson Sanchez, Eric Bailly, Van Dijk, tabii daha üste çıkarsan Infon Fabinho gibi yani bir sürü oyunda kullanılan kartlar var. Ve insanlar markete girdiği zaman şöyle hemen size göstereyim arkadaşlar. Tamamen aslında bu bir marketing taktiği olacak. Mesela Jesus'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle hemen bir gösterelim. Gabriel Jesus. Dedik arkadaşlar buradan tekrardan fiyatını gösteriyorum sizlere. Şimdi mesela 4600'de bir sürü kart var değil mi? Şimdi bunlar yan yana böyle duruyor. Siz bunlardan hangisini alırsınız arkadaşlar? Burada
100 kişiden 90'ı diyecek ki arkadaşlar ben bu kartı alırım. Neden? Birincisi kontratı fazla. İkincisi fitness'ı gayet ideal. Bir kart basarak kendine getirebilirsin. Üçüncüsü üzerinde bir kimya stili basılı. Yani yanındaki boş kartlara baktığınız zaman yanındaki boş kartı tercih edeceğinize gidip bunu tercih edebiliyorsunuz. Bu ucuz kartlarda bu şekilde oluyor. Amma ve lakin büyük kart dediğimiz 100-150K 200K bandında olan kartlarda bu fiyat böyle aynı parayı bulamıyorsunuz. Genelde iki kart arasında 10K 15K'lık bir farklar oluyor. İşte metodumuz da zaten burada çalışıyor sevgili dostlar. Bu metodu bulan Fransızlar arkadaşlar. Bad Gons diye bir tane Twitter'da bir trader var. Teh Avion dedikleri, Teh Avion mudur bilmiyorum Fransızca bilmediğim için. Kısacası ben Türkçe'ye çeviriyorum. Yağlama taktiği arkadaşlar. Bu taktiğin adı yağlama taktiği. Uygularken yağlıyorum diyebilirsiniz. Ya Türkçemizde böyle olsun. Yağlama taktiği şeklinde nasıl coin kasıyoruz? Şimdi günde ben bununla bir gün gerçekten full uğraştım. Ve tam 282 bin coins kastım. Şimdi bunu nelerle yaptım? Ben büyük bütçelerle yaptım. Sizler ufaktan da başlayabilirsiniz. Şimdi ben bu Jesus'u aldım arkadaşlar değil mi? Şöyle hemen koyuyorum. Gabriel Jesus'u aldım. Şimdi benim bu kartı adamlar için çok güzel hale getirmem gerekiyor. Zaten adamın üzerinde bir Hunter kartı basılı. Bu benim için bir avantaj. Ancak Hunter kartı basılı olmak zorunda değil. Popüler kimya stillerinden istediğinizden basabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bende Hunter var burada, Shadow var, görmüş olduğunuz gibi bir sürü kimya stili var. Mesela karta bakıyorsunuz arkadaşlar, diyelim bir sol açık kartı var, misal veriyorum. Sol açıkta pace'i gayet yerinde, dribbling'i gayet yerinde, şutu birazcık düşük değil mi mesela? Gidip onu finisher basarak şut ve fiziğini arttırırsanız, hani adam bu düşük ama adam bunu basmış şeklinde alabilir. Yani karta göre bir şeyler basabilirsiniz. Mesela Gabriel Jesus'a baktığım zaman normalde pası düşük ve şutu değil mi mesela? Buna pas ve şut verecek. Bir kart basabilir. Pas ve şut veren var mıydı? Şu an pek hatırlamıyorum var mıydı yok muydu diye ama mesela pas ve şut veren veya finisher direkt şut ve fizik veren bir kart basabilirsiniz arkadaşlar. Yani oyuncunun neyi eksikse onu basıyorsunuz. Onu bastıktan sonra oyuncunuzun böyle daha çok hani göze gelebilmesi için zaten kulübünüzde bir sürü kontrat vardır. Kontrat basıyorsunuz arkadaşlar ve bakın kontrat bonus artı %50 diyor. Neden? Bu çünkü menajerimiz olduğu için. Hemen arkadaşlar bir tane yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kontratımız 62 oldu. Hemen bir tane daha yapıştırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 99 oldu. Fitness kısmına geldiğim zaman da tekrardan fitness koçum olduğu için zaten fitness da fark etmez çok fazla ama fitness basarak kartımı 99-99 haline getirdim. Zaten positioning'i gayet normal. Ardından arkadaşlar buna bir tane özellik basacağız. Şimdi Gabriel Jesus'u alacak adamın buna neye ihtiyacı var arkadaşlar? Shooting'e ihtiyacı var. Ki zaten bu kartlar 150 coins'e gidiyor. Bir tane de shooting kartı basarak kartımı markete resmen gel beni al diyecek şekilde hazırlıyorum. Bu kartları alacak insanlar genelde oyundan anlamayan insanlar arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Şimdi 4700'e aldığım kartı ben arkadaşlar 6000'e listeleyeceğim. Ya da 5900 gibi. Hatta böyle bu da bir taktiktir arkadaşlar. Mesela insanlar normalde böyle yapar. 99 lira 99 kuruşluk ürünü alırlar. 100 lira olursa almazlar. Bu da böyle bir taktik. Bunu belki 6000'e koysanız almazlar ama 5800-5900 arasında koyduğunuz zaman insanlara daha cazip gelecektir. Bu tamamen psikolojik bir olay. Ve ben bu şekilde Gabriel Jesus'u arkadaşlar listeme ekledim. Görmüş olduğunuz gibi ben bu kartı tamamen Foot Champions oynamak isteyen veya alıp kadrosuna hiç tatava yapmadan oynatmak isteyen bir insan için hazırladım ve bu hale getirdim. Şimdi bu kartlar ufak kartlarda birazcık daha geç satılabilir. Amma ve lakin şu anda burada görmüş olduğunuz gibi Koscielny, Lafont, işte Muriel gibi böyle daha büyük kartlarda ve Inform Fabinho, Davinson Sanchez'in mavisi, mavi Casemiro gibi kartlarda çok daha net bir şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kısacası metodumuzda yaptığımız olay kartları daha satılabilir hale getirmek. Şimdi dün benim sattığım oyunculardan sizlere birkaç tane de örnek göstermek istiyorum arkadaşlar. Neler yaptım, neler sattım, hani onları bir kayıt altına almıştım, onları size göstereyim. Kısacası yöntemin adı yağlama arkadaşlar. 100 tane kart listelediğiniz zaman hani nasıl kar edeceğim diyenler için de söyleyeyim. Ben bu kartı 4700 aldım, 5900'e koyuyorum arkadaşlar. Buradan yayın kesecek coins 300 coins, bana gelecek coins 6600 coins. Ben bu kartı 4700 almıştım ve 2K'lık güzel bir profitle, güzel bir karla bu karttan ayrılıyorum. Şimdi bu kartlar tabii ki de her listeleyişinizde böyle tak diye satılmıyor sevgili dostlar. Bunu da unutmayın. İlk listeleyişinizde satılmayabilir. Ancak zaten 100 tane oyuncu listeleyeceksiniz markete ve her saat bunlardan 15-20 tane gitmesi sizler için ideal olacaktır. Yani ki zaten kart başı 2K deseniz saatte 40K deseniz arkadaşlar sürekli listeleseniz zaten hani telefonu açıp saat başı listeleyeceksiniz. Bu kadar basit. Mesela dün mavi Napoli'de oynayan mavi alanla arkadaşlar bu işlemi gerçekleştirdim. Shadow'lu alan almıştım normal fiyatıyla olanla. Görmüş olduğunuz gibi zaten her şey basılı. 99 fitness, 99 kontrat ve aynı zamanda bir tane defans kartı basarak kartı direkt satışa hazır hale getirdim. Ve
17.500'e aldığım adamı 19.500'e koydum arkadaşlar. Buradan 1K'ye hediye ettim. 1K'ya ise kendim kar ettim. Görmüş olduğunuz gibi zaten transfer listeme satmış olduğum kendi ana hesabımız bu arada bu. Satmış olduğum 83'leri görüyorsunuz. Size Team of the Year zamanında almanızı söylemiştim. Dün yine Jesus'ta yaptığım orada trade'leri görüyorsunuz arkadaşlar. Oyuncuyu kulübe gönderiyorum. Kulübe geldikten sonra direkt görmüş olduğunuz gibi alanı burada koyuyorum. Bakıyorum neyi eksik. Zaten bunu kimya stille almışım. Yani düz de alabilirsiniz bu arada. Herhangi bir kimya stille basabilirsiniz. İlla Shadow'lu falan almanıza gerek yok. Ardından kontratını fulluyorum. Fitness'ını fulluyorum. Ve ardından da bir tane de bu çalışma dediğimiz olaydan bastıktan sonra arkadaşlar kartımızı markete yağlamaya hazır hale getiriyorum. Alanı burada ne basmışız mesela? Defending basmışım yine çünkü adam bunu CDM'de oynatacak. Gayet alınmaya hazır. Shadow basılı, defansı basılı, mavi, renkli, herkesin takımında hayal edebileceği bir kart ve alanı da bu şekilde markete listeliyorum. Bu kartların hepsi satıldı arkadaşlar. Onun şeyini almayı unuttum. Dediğim gibi zaten şu an o hesapta da 100 tane şey var zaten. O yüzden o hesapta video çekemiyorum şu anda ama dediğim gibi bu şekilde arkadaşlar inanılmaz coinler kasabilirsiniz. Yapmanız gereken şey ise söylüyorum. Mavi Fred mesela, ben Mavi Fred'le çok yaptım bu işi. Mavi Fred'i insanlar çok tercih ediyor. Onun dışında Davinson Sanchez'in mavisi. Bakın genelde böyle pahalı kartlarda makas aralığı daha yüksek oluyor. Ve şunu unutmayın ki satacağınız oyuncu EA %5'ini alıyor. Yani siz mesela 100 binlik bir adamdan sattığınız zaman 95 bin coins elinize geçiyor. Dolayısıyla 100 binlik aldığınız bir adamı minimum olarak 108-109'a satıp kar etmeniz gerekiyor sevgili dostlar. İnanmayanlar olacaktır yine, zaten onlara hiçbir şey söylemiyorum. Şimdi şöyle bir şey anlatayım sizlere bir de. 100 tane oyuncuyu bu şekilde hazırlayıp listeliyorsunuz arkadaşlar. Saat başı zaten minimum karınız 1.5K olacak. Saat başı 20-30 tane gittiği takdirde arkadaşlar zaten karınız ortada. Saat başı 30K kar ediyorsunuz ve bu hani inanılmaz basit bir şey. Günde hiçbir saatinizi almayan bir şey. Tamamen al ve listele, al ve listele, al ve listele şeklinde bunu yapıyorsunuz. En etkili nasıl yapabilirim derseniz hafta içi pazartesi, salı ve çarşamba günleri çok fazla böyle satış olmuyor açık konuşmak gerekirse. Hafta sonu özellikle çarşamba günü veya perşembe sabahı ödüllerden sonra bu meta kartları ucuza toplayıp bunları güzel bir şeyler basıp cuma günü inanılmaz şekilde satabilirsiniz arkadaşlar. Fretlerden kafa başı 4-5K coins kar ettiğim bile oluyor sevgili dostlar. Yani dediğim gibi oyunda gerçekten çok oynayan maalesef ki birazcık salak kardeşlerimiz var. Yani yanda 3000'lik dururken 5000'lik 6000'lik basanı sizler de zaten çok görmüşsünüzdür arkadaşlar. Böyle insanlar maalesef aramızda var. Dediğim gibi bu şekilde kartları hazırlayarak doğru hale getirerek satabilirsiniz. Her zaman makası çok fazla arttırmayın. Mesela ben burada 4700'e 5900 yaptım. Bu normal ideal bir makas aralığı. Ancak bu kartı gidip 7-8K'ya koymayın zaten satılmaz. Şu anda Hunter basılı, antrenman basılı, Foot Champions zamanı, 99 kontrat, 99 fitness tamamen alınmaya hazır bir kart sevgili dostlar. Bu şekilde yaparak coinlerinizi kasabilirsiniz. Fransız FIFA YouTuberları BetGons özellikle bunu taktiği bulan insan. Geçen sene de ben birazcık yapıyordum ama bu sene son zamanlarda daha fazla yapmaya başladım. Onlara teşekkür ederiz. Türkçe çevirmişi yağlama taktiği arkadaşlar. Bu şekilde coinlerinizi kasabilirsiniz. Video çekmeye fazla zamanım olmadığı için maalesef bu şekilde anlattım. Umarım hepiniz anlayabilmişsinizdir arkadaşlar. Yarın Santra'dan direkt gol atma taktiği gelecek. Bilginiz olsun, Foot Champions'da maçlarınızı 1-0 önde başlayabilme imkanınız sizlerde olacak. O da güzel bir taktik. Yarınki videoyu da izlemeyi unutmayın. Şu anda 44 milyon transfer profitteyiz arkadaşlar. Daha da ilerleyeceğiz inşallah. Ben kendi yaptığım şeylerin hepsini sizlere anlatıyorum. Birkaç tane taktik yapıyorum. Hepsini birleştiriyorum. Dolayısıyla sadece bu taktiğe odaklanmayın. Alsat yapın. CVC'lerde giden oyunculara bakın. Onları özellikle silverları ucuza alıp satın. Aynı şekilde bunu yapın. Özellikle hafta sonu kesinlikle bunu yapın zaten. Direkt bunu yaparak da coins kasabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ayrıca farklı bir coins kasma taktiği sizlere vermek istiyorum. Bu haftanın informları CBC'den dolayı çok ucuz. Örnek verecek olursak Goretzka dün akşam 105-110K arasında alınabiliyordu ve şu an 120K'ya çıktı bile. Ben de 5-6 tane de Goretzka'm şu anda kulübümde saklı. Dediğim gibi sizler de bu tarz kartlara yatırım yapabilirsiniz. Özellikle bu akşam insanlar, özür diliyorum, yarın akşam ve bu akşam insanlar takımlarını satacaklar. Çünkü Foot Champions uzadı bu hafta. İnsanlar takımlarını sattıkları zaman bu haftanın kullanılabilir informlarına, kullanılabilir Team of the Week oyuncularına yüklenebilirsiniz. Hemen birazcık sizlere buradan da örnek vereyim. Arkadaşlar misal olarak buradan baktığınız zaman Team of the Week'e geliyoruz. Team of the Week'te özellikle Leon Goretzka Bundesliga kadroları için must bir kart olacak. Yani olması gereken bir kart olacak. Mutlaka bu kartı değerlendirebilirsiniz. Akşam 110K bandından çok rahat bir şekilde alınabilir. Aynı şekilde Arias, görmüş olduğunuz gibi La Liga'da bir back problemi var ve 87 pace ile gerçekten de ideal bir kart olduğunu söyleyebilirim. Mbappe mesela dün 1.1270-1280'de bu sabah
1.400 civarına çıktı. Bu kartların hepsinin değerleri artıyor. Umarım bu akşam ve yarın akşam düşecek ve sizler de bu kartları toplayabilirsiniz. Aynı zamanda buradaki ölü infomları da teklif vererek 10.500, 11.000, maksimum 11.250 coin'e toplayıp yaklaşık bir hafta sonra 13-14'ten bozdurabilirsiniz arkadaşlar. Bu takdirde sizlere vermeyi unutmayalım. FIFA'da pro trader olmak demek çok maksimum şeyleri uygulamak demek değildir. Her zaman profesyoneller en basit şekilde oynar. Bu lafı da zaten LeBron James'e söylemiştir. Önemli olan şey basit oynamak, profesyonellik basit oynamayı ve doğru oynamayı gerektirir diye. Dolayısıyla fazla fanteziye kaçmaya gerek yok. SBC için adam alıp 2 ay beklemeye gerek yok. Anlık coins kasın. Yarınınızı düşünmeyin arkadaşlar. Bugün kastınız coins'leri düşünün. Easy Money Sniper. İleri için yapacağınız tek yatırım kesinlikle ama kesinlikle SBC bazlı bir yatırım olmasın. Ne demeye çalışıyorum? İngiliz SBC çıkacak, İngiliz alalım. Fransız çıkacak, Fransız alalım değil. Siz gidin. 83'ler 750'ye 650'ye düştüğü zaman her zaman 83'lere alın. Onlar hiçbir şeye bağlı değil. Quicksell fiyatı zaten 650 750 coins arkadaşlar. Onlardan zarar etmezsiniz. Yani demeye çalıştığım şey böyle bir SBC odaklı yatırım yapmayın. Kesinlikle ama kesinlikle bunu yapmayın. Yok şu ligin SBC'si çıkacak adam toplayalım. Belki 2 ay sonra çıkacak. Nereden biliyorsun? Yani coinslerinizi bekletmeyin. Her zaman anlık şansları kaçırmayın. Bereket sizlerle olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize çok seviyorum. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır. Kameradan da tekrardan sizlere buradan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Hepinize mutlu haftalar diliyorum. Beğenmeyi de unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.